Uygulamamı açayım. Yeni bir proje açıyorum. EFD yapalım. Entity Framework olsun. Entity Framework Application. Form SQL Server'ı açıyorum. Bakalım bir yapıyı inceleyelim. Neler yapacağız? Dörtlük yapalım değil mi? Daha basit tablolarla uğraşalım. Aslında AdventureWorks LT de var. Bu da yine AdventureWorks'ün sadece Salus tarafındaki basit bir database'i. Şuradaki tablolar mevcut. Categories var. Customers, employee, order details, products, suppliers. Bunları kullanırız. Shippers'a kargo diyebiliriz direkt nakliyeciler. Tedarikçiler. Bu kullanacağımız tabloların karşılıklarını yapalım ki ne yaptığımızı bilelim.
Bu tabloları kullanacağız. Zamanımız yettiğince bir şeyler uğraşacağız burada. Test, SQL sorgularımızı test yaparken burada kullanırız. Gerçek uygulamayı da burada yaparız. Bu arada link tarafının farklı özelliklerini de anlatacağım. Onları da nasıl takip ederiz, neler yaparız da inceleyeceğiz. Gerçekten Entity Framework. Şimdi add diyorum. New item. Data. .NET Entity Data Model. Model diyorum. Bir database'den generate edeceğiz. Bakın burada Northwind, benim daha önceki oluşturduğum connection burada. Ama bakıyorum benim şifrem yok. Şifre olan connection buydu. Sonunda bir vardı. Sanıyorum değilmiş. New connection diyorum. Nokta. Northwind. Test. Okay. Geri alıyorum. Burada şöyle bir durum var. Ben şifreyle giriş yapmadım burada. SE ile bağlanmak istiyorum. Bu şekilde Northwind bağlantısı. Başarılı. Okey diyorum. Hazırlansın. Bağlantılı şifreli versiyon oluşturuldu bu connection string'de. Ben bunu connection string'i ekle diyorum. Projeye dahil edilsin bu. Adı artık biz context oluşturuyorduk DBML'de. Burada application config içerisinde bu connection string şey oldu. Kaydedildi. Bunu seçerek ve o context içinde Northwind entities adını kullanacağız. Entity'ler olarak. Next. Bir versiyon seçin buradan. Northwind'de bulunan tüm tabloları seçeceğim. Burada tüm tabloları seçeceğim ama şunlara gerek olmasa da kalsın. Bakıyorum. Hepsini aldık. Northwind model. Tamamdır. Finish dedim. Proje Entity Framework ekleniyor şu an. Cluster'ı da oluşturulacak.
kablolarım burada. Şimdi buraya müdahale etmeden önce formlarımızı tasarlayalım. Ana formumuzun adını PRM ana formu dedim. Bir tane daha Windows form ekledim. Giriş yap dedim buna. Kategoriler için olsun. Kategorilerin işlemlerini buradan yönetiyoruz. Siz kaç sorgularını yazmayın. Works'te şifre falan vardı kullanıcı olarak. Burada yok. O yüzden ad soyad ile giriş yaparız biz. Last name ve first name ile giriş işlemlerini gerçekleştiririz. Çok sağlıklı olmasa da benzersiz olduğu için hepsi. Onu kullanırız. Tasarımımızı yapalım. Gerek ortada açılsın, center screen. Artık yok. Üstelinde yok mu? Ben başka bir şey form, giriş formunu tasarladım. Benim istediğim şey buradan onay bilgisini alıp arka forma geçiş yapmak. Arka formda da ana form var. Şimdilik burayı yapacağız sadece. Çift klik. Benim modelimin adı, ndmx'imin adını yazdığım zaman bana bir entities çıkartıyor. Bu entities adını DB veriyorum. JTX gibi bir şey aslında. Bir farkı yok.
employees tablosundan bunu yapacağız. Şurada db employees var ya da single vardı. Single bize tekil kayıt dönmeyi garanti ediyordu. First name eşit eşit dışarıdan gelen ad and last name eşit eşit dışarıdan gelen soyad ise bu bize bakıyorum iQueryable diye bir geri dönüşü var. Daha önce yapmıştık hatırlayın. Employees olacak diyorum. Sonuç olsun. Burası bir liste dönmediği için haliyle bir liste olarak atayamıyorum bunu. O zaman da alttaki tabii ki patlıyor. Bunu ver olarak yapıp bu sorunu çözebilirim. Listeye dönüştürmeye gerek olmuyor burada. Bu şekilde yaptığım zaman bir test edeyim bunu. Yukarıda gene boolean bir değer. Bunu da şey yapalım. Alttaki ilave olmasın sonuç. Başarılı mı? Dışarıdan gelen ad ve soyad. Açılacak formumuz bu değildi. Program CS içerisinden DRM giriş yapı çalıştırıyorum. Başarılı. İlk başta derlemediğim için biraz bekledi. Farkındaysanız biraz bekledi orada. Normalde entity framework'ü işte eklediğimiz zaman şöyle build etmemiz gerekir. Projenin iyi, temiz bir şekilde derlenmesi iyi olur.
testimizi yaptık, başarılı başarısız olayını. Ben burada form açmak istiyorum. FRM ana formdu sanırım. FRM ana form instance'ını oluşturdum. Şu ankinin visible'ını false yap ve ana formdakini show yap. Formum açıldı. İşlem başarılı. Şöyle kapattık. Burayla işim bitti artık. Form işlemlerinde giriş kısmını bitirdik. Sonuçuna bakıyorum. Ana forma gir. Şöyle biraz büyük olsun. İlk açıldığında doğrudan center screen olsun. Start position. Tasarımı çok fazla kastırmadan yazılımsal olarak menüler oluşturuyorum burada, butonlar diye düşünebiliriz. Bunlara tıklandığı zaman farklı farklı formlar açacağız. Şeyler. Bakacağız oraya. Ama benim diyorum ki formum ilk açıldığında normalde uygulamalarda genel bir istatistik bilgisi olabilir. Mesela ilk açıldı. Kaç tane ürün var? Bu ürünler içerisinde işte ıvır zıvırlar, belki sipariş verilen ürünler gibi şeyler yapılabilir. Biz de burada bu tür bilgiler tutarız. İşte kaç tane kategori var gibi. Bunları listeleriz. Bunun içinde bir group box atıyorum. Burada ne yapabiliriz? Mesela çalışan istatistikleri, çalışan ile ilgili bilgileri bir grup baksa, kategorileri başka bir yere, ürünler, siparişler gibi şeyleri, yani amaç burayı dolduralım. İlk önce ürünlerle ilgili bilgi yapalım. Mini bir istatistik sayfası gibi düşünebiliriz. Products. Buradan ne çıkar bize? Kaç tane ürün var? Bu çıkar. Unit in stock. Bu stokta bulunan ürünler, o zaman bulunan ve bulunmayan diye ayrı iki bilgi daha alabiliriz. Unit in stock bilgisi üzerinden. Unit price üzerinden en ucuz ve en pahalı ürün alınabilir. Şöyle başlayalım. Thank you.
Stoktaki ürün topla. Bunların değerlerini değiştirdim. Ben bunlara değer vereceğim sadece. Hepsine isim vermem gerekiyor. LBL ürün toplam gibi gibi. Entity'mi oluşturayım. Benim ürünlerimi toplayan kod bu kadardır. lvlproducts.com lvl ürün toplam .txt Her seferinde buna sorun yaşamamak için bilgi giriyorum. Nasi. Bizi uğraştırmasın. Sanıyorum yanlış yani.
80 olarak ürün toplamı geldi bende. Kapatıyorum. Siz de yapın. Arka tarafta konu. Sıfırdan büyükse stokta vardır. Bunun toplamını yazacağım. Şunu yapmam yeterli aslında. Buraya da doğrudan TX'leri yazdırırsam. Bende 75 olarak geldi. Devam ediyoruz. Stokta bulunmayan ürünlerin toplamı. Yani stoğu tükenmiş diyelim. Aynı şey. Stoğu olmayan şu. Sadece eşit eşittir sıfır. Stokta sıfırsa tükenmiştir. Beş tane ürün. Bakıyorum stokta 75 olduğuna göre olmayan da 5, toplam ürün 80. Demek ki doğru. En pahalı ve en ucuz ürünü nasıl buluruz? O bir öta. Yani tepedekini, deskendik, askendikini sırala. Ondan sonra onun single'ı al. Mı? Şu. Baksın, onu da bayağı bir price'la. Sırala. Tamam. Sonra senin product name'i. Product name'i al. Sonra first of all. O da bir yöntem ama sıralama her zaman performans kaybıdır. Her zaman. O yüzden daha normal bir yöntem bulmak daha iyi olur. Diyelim en pahalı ürünün adı. En pahalı ürün.
farklı yöntemler de verelim. Sonra bakalım. Unit price 263. Evet, başka 263'ten büyük yok. Demek ki istediğim şey doğru. Eskerlik yapacağız bunu. Evet, Kocada Bile'ye 263. En pahalı ürün buymuş. En ucuz ürün. Şimdiden bakalım. Bendeki farkla sizde Gatehost gibi bir şey çıkacak. Ben de sileyim. O gereksizlik. Askerlik işimizi yapacak. Şimdi
İyi dostum. Ürün istatistikleri tamam.